Şimdi tabii yani bu ülkede bir sınav gerçeği var. Bu sınav gerçeğini açıkçası göz ardı edemeyiz. Ve bu sınav gerçeğiyle yaşamak zorundayız. Sınav gerçeği olduğu sürece biz her ne kadar süreç odaklı gitmeye çalışsak da, beceri odaklı gitmeye çalışsak da günün sonunda veliler şunu görüyoruz biz. Yani hepimiz tecrübe ediyoruz. Bizi dinleyen şu anda öğretmenler bunu çok tanıdık bulacaklar. Biz bunun içinde yaşıyoruz. Yani veli bize velimiz bize yıllar yılı aman işte sınav odaklı olmayalım, aman işte bilgi odaklı olmayalım, aman beceri odaklı olalım diye özellikle hep isteğini, talebini dile getiriyor. Ama geliyorsunuz 7. sınıfa, 8. sınıfa bir anda herkes yaşam becerileriyle ilgili yapmış olduğunuz aktivitelerden zaman alalım, onu bir şekilde sınava hazırlamak için harcayalım gibilerinden bir talepte bulunmaya başlıyor. Şimdi bu ülkede yaşadığımız sürece ve bu ülkede sıralama sınavları olduğu sürece, bu ülkede kıymetli üniversite, kıymetli bölüm, kıymetli fakülte kontenjanları talepten az olduğu sürece ister istemez böyle bir baskı karşımıza gelecek. Bundan da kolay kolay kurtulabileceğimizi ben düşünmüyorum. Bundan kurtulabileceğimiz bir zaman ne zaman gelir? İşte biz ancak ve ancak herkesin üniversite okumak zorunda kendisini hissetmediği, insanların almış olduğu bir takım mesleki eğitimlerle de kendilerine iyi bir yaşam standardı sağlayabileceği bir sosyoekonomik düzene bu ülke ulaştığı zaman belki biz daha beceri odaklı bir eğitime canı gönülden katılabiliriz. Evet.